Evet arkadaşlar, herkese merhaba, günaydınlar. Uzun dönem dersi de beraberiz bu hafta sonunda. Birinci fasikülü konuşacağız. Bütün derslerimizi eksiksiz olarak uzun dönemde anlattığımız bütün dersleri sizle burada paylaşacağız. İlk önce nörolojiden başlıyoruz. Nöroloji çoğu branşla ortak olduğu için, bizim de ana temel branşımız olduğu için uzun anlatıyoruz. Yaklaşık 5 saat kadar anlatırız diye düşünüyorum nöroloji ile ilgili olarak. Ondan sonra da diğer birinci fasikül derslerini konuşacağız. Şimdi nörolojide ilk konuşacağımız şey baş ağrısı ve fasiyel ağrı. Şimdi baş ağrısı dediğiniz zaman burada önemli noktalardan bir tanesi şu. Tabii kafada ağrı oluşumu için gerekli süreçlere baktığınız zaman kafadaki hangi anatomik yapıların ağrı duyarlılığı var, hangi anatomik yapıların ağrı duyarlılığı yok. Asıl önemli noktalardan biri bu. Aslında hemen hemen her anatomik yapının ağrı ile ilgili bir süreci var. Ancak önemli iki tane anatomik yapı var. Bunlardan biri dura mater, bir diğeri de parankim. Bunların ağrı duyusu yoktur diye genelleme ile söyleyebiliriz. Ama bakın, tamamen hani parankimin ve duranın tamamen ağrı duyusu yoktur diye konuşmuyoruz. Bunların çok büyük bir kısmının ağrı duyusu yok. Zaten bunu hani beyin parenkim ağrı duyusunun olmamasını tıpta da aktif olarak kullanıyoruz değil mi? İşte awake kraniotomi dediğimiz ameliyatlar var. Uyanık tümör cerrahisi yapıyoruz hastada motor fonksiyon kaybı falan olmasın diye. Niye yapıyoruz bunu? Hastayı uyutuyoruz, kafatasını açıyoruz. Uyanık bir şekilde parenkimde tümör cerrahisi yapabiliyoruz. Ağrı duyusu olmadığı için bunlarla ilgili sıkıntı yok. Ama özellikle böyle kafa tabanında kraniyal sinirlerin olduğu bölgelerde ağrı duyusu oluyor durayla ilgili olarak. Bunu da söylemiş olayım bu süreçte baş ağrısı ile ilgili olarak. Şimdi baş ağrılarının sınıflamalarına baktığınız zaman primerler, kraniyal nevrajiler ve sekonder baş ağrıları olarak üçe ayırabiliyoruz biz bu süreci. Tabii bizim için burada önemli olan en başta önemli olan primer baş ağrıları, ki gerilim tipi migren ve trigeminal otonomik baş ağrıları olarak 3 başlıkta karşımıza geliyor. Onun dışında kraniyel nevrajiler dediğim zaman burada önemlisi trigeminal nevraji. Tamam mı? Bu da hep soruluyor, karşınıza geliyor. Bundan da bahsedeceğiz. Sekonder baş ağrıları dediğiniz zaman bunları çeşitli branşlar içinde çeşitli şekillerde karşımıza gelecek. Konuşacağız hepsini ama özellikle burada da işte bu temporal arteri çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi mesela. Bundan bahsetmeye çalışacağız. Şimdi primer baş ağrıları dediğiniz zaman bunlar gerilim tipi migren ve trigeminal otonomik baş ağrıları olarak üçe ayrılıyor. Bunlar içinde en sık gördüğümüz hangisidir derseniz, en sık gördüğümüz de gerilim tipi baş ağrıları olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şunu unutmayın, en sık gördüğünüz baş ağrısı hangisidir sorusunun cevabı migren değildir. Bununla ilgili çok hata yapıyorsunuz. En sık gördüğümüz baş ağrısı gerilim tipi baş ağrısı olarak karşımıza gelir. Onun dışında migren tipi baş ağrıları var ki migren tipi baş ağrıları ile ilgili olarak işte bu iş gücü kaybına yol açması önemli özelliklerinden bir tanesi olarak karşınıza geliyor. İşte eğer migreni nörolojik bulgu eşlik ediyorsa buna aura diyorsunuz. Auralı migren deniyor. İşte ondan sonra bu auralara, yani nörolojik bulgulara göre hemiplejik, oftalmoplejik ya da retinal diye alt gruplarına gidiyor. Ama mantık aynı. Sonuçta bir tane migren tipi baş ağrısı var. Birazdan konuşacağız. Buna bir nörolojik bulgu eşlik ediyorsa auralı oluyor. Bu auraların tiplerine ve özelliklerine göre de işte hemiplejik, oftalmoplejik, retinal gibi kavramlar isimlendirilebiliyor. Diğeri de trigeminal otonomik baş ağrıları. Bunda özellikle otonom bulgular dediğimiz işte göz yaşarması, burun akıntısı, gözde kızarma gibi, pitoz, miyoz gibi bulguların eşlik ettiği grup olarak karşınıza geliyor bu trigeminal otonomik baş ağrıları, ki bu grubun iki tane temel önemli baş ağrısı var. Küme tipi baş ağrıları ve paroksismal hemikren dediğimiz, bunlardan bahsedeceğiz. Bu ikisi oldukça önemli, karşınıza gelebilir. Zaten bir sınavda size baş ağrısı sorusu gelecekse hepsini yazdım bak. Gerilim tipi 1, migren 2, küme paroksismal 3, 4, trigeminal nevraji 5, temporal arterit 6. Yani bu 6'dan biri mutlaka olur sınavda. Bu 6 tanesini çok iyi bilmenizi istiyoruz. İşte bunlardan birincisi en sık gördüğümüz baş ağrısı profili, gerilim tipi baş ağrısı. Karakteristik olarak baskı tarzında geçen bir baş ağrısı, ki difüz künt yayılan baş ağrısı diye geçiyor. Bak buraya. Özellikle işte yaşlılarda, annenizde, babaannenizde, anneannenizde falan hep görürsünüz. Böyle bir baş ağrıdığı zaman eskiden hep tülbentleri sararlardı, değil mi? İşte tipik ağrı trosesinde difüz künt yayılan baş ağrısı olarak karşımıza geliyor. Bunun en önemli özelliği şu arkadaşlar, yani sonuçta baş ağrıdı mı ağrıyor değil mi? Hep, yani bir sürü hastalık var baş ağrısı yapabilen. Bize baş ağrıları ile ilgili en önemli yol gösteren olay ya da parametre nedir derseniz, aslında bize baş ağrısı ile ilgili en önemli yol gösteren iki tane parametre var. Bunlardan bir tanesi ağrının süresi, yerleşimi ve içeriği ile ilgili ağrının karakteristik özellikleri, tamam mı? Bunlar, bu bize bir yol gösterir.
İkincisi ve bence daha önemlisi eşlik eden semptomları. Tamam mı? Çünkü bu eşlik eden semptomlara göre ağrı tanımlamasında sınıflamayı değiştirebiliyorsunuz. İşte burada gerilim tipi baş ağrısı dediğiniz zaman işte baskı tarzında başın iki yanında kraniumda yaygın difüz künt yayılan baş ağrısı dedik. Bunu biliyorsun ama asıl önemli olan özelliği şu. Eşlik eden herhangi bir semptom yoktur. Yani herhangi bir fiziksel aktiviteyle kötüleşmez, fotofobi, fonofobi gibi semptomları yok, bulantı kusması yok, hareketle artmıyor, fiziksel aktiviteyle kötüleşmiyor, kişinin fiziksel aktivitesini kısıtlamıyor. O yüzden gerilim tipi baş ağrısı ne denir? Eşittir yoklar tanısı. Tamam mı? Burada yoklar tanısıyla kastettiğimiz nedir? Yok dediğimiz şey nedir? Yani bir baş ağrısı var, başka da eşlik eden hiçbir bulgu yok. Bu çok önemli, bunu unutmayın. Sınavda buradan yararlanacaksınız. Genelde kadınlarda görüyoruz ama erkek kadın genellikle çok bariz bir fark gözükmüyor. Bakın burada da görüyorsunuz, rahmetli Adile teyzemizi koydum. İşte çok tipik görüntüdür bu. Gerilim tipi baş ağrısı için baktığınız zaman bilateral olabilen bant şeklinde difüz künt yayılan baskı tarzında bir baş ağrısı. En sık gördüğümüz baş ağrısı ki dediğim gibi eşlik eden herhangi bir semptomun olmaması önemli özelliği ki genellikle basit analjezikler yeterli olabiliyor bunlarla ilgili olarak. Bir diğer baş ağrısı profilimiz migren. Bu kadınlarda oldukça belirgin olarak 3 kat daha sık gördüğümüz ve çocukluk aile hikayesinde eşlik edebildiği bir baş ağrısı tipi ki migren dediğiniz zaman genellikle tanım olarak tek taraflı olması, pulsatif karakterde olması önemli özellikleri ve özellikle işte bu tek taraflı pulsatif karakterde ağrıya eşlik eden bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi gibi dış semptomların eşlik etmesi bunlar çok tipik özellikleri olarak geçer. Ama migren dediğiniz zaman arkadaşlar bakın migren dediğiniz zaman unutmayacağınız, bilmeniz gereken en önemli özellik nedir sorusunun cevabı fiziksel aktiviteleri kısıtlar. Bunu mutlaka bilin. Tamam mı? Yani size sınavda bir soru sordular. İşte işe gidemedi, okula gidemedi, işinden kaldı, okulundan kaldı, şu faaliyetlerini yapamadı, bu faaliyetlerini yapamadı, ağrısı vardı falan dediği zaman bilin ki bu migren tipi baş ağrısıdır. Fiziksel aktiviteyi kısıtlar, fiziksel hareketlerle kötüleşir. Tamam mı? Bu çok önemli özelliği. Lütfen bunu da unutmayın. Sınavda karşınıza gelecektir. İşte demin de söyledim, aurasız ve auralı migrenler diye ayrılabiliyor genelde kabaca. Aura dediğiniz şey eşlik eden gelip geçici nörolojik semptom. Bu auraların tiplerine göre de alt sınıflamaya gidebiliyorsunuz. Ama baktığınız zaman hep bu auraları bilirsiniz, auraları konuşursunuz, meşhurdur bu gelip geçici nörolojik semptomlar falan. Ancak şunu da unutmayın arkadaşlar, en sık gördüğümüz migren tipi nedir sorusunun cevabı aurasız migrenlerdir. Genellikle 4-72 saat kadar sürebilen, tek taraflı ve zonklayıcı karakterde bir baş ağrısıdır. Bakın migren için genelleme olarak söylüyorum, genelde her yerde tek taraflı olarak geçer. Kabul, buna hiçbir itirazım yok. Ama bilateralite gösterebilir, tamam mı? Yani bilateral olacak diye bir kaide yok. Bilateralite gösterebilir. Önemli özelliği budur. Yani sınavda böyle iki taraflı baş ağrısı var, bilmem ne dedi, bu migren değildir, migren tek taraflıdır gibi bir şeye uçmayın. İlla tek taraflı olmak zorunda değil. Bunu demeye çalışıyorum. Ama genelde tek taraflı olur, o ayrı bir şey. Prodrom semptomları, auralar, bunlar eşlik etmezler baktığınız zaman. Ama eşlik eden ne vardır mesela bu aurasız migrenlere? İşte bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi ve fiziksel aktiviteyle kötüleşme eşlik eden önemli bulgular olarak karşınıza gelir. Tabi burada bulantı, kusma arkadaşlar, fotofobi, fonofobi dediğiniz şeyler bunlar aura değildir. Oldu mu? Aura dediğiniz şey gelip geçici nörolojik bulgu olacak. Bunu da lütfen unutmayın. İşte diğeri de auralı migrenler. Bu aura dediğimiz şey eşlik eden gelip geçici nörolojik semptomlar. Bunlardan en başta geleni klasik tipik auralı migrenler diye geçiyor ki 1 saat kadar sürebilen fokal nörolojik semptomların eşlik ettiği baş ağrısı olarak geçiyor. Tipik auralı migren olarak geçiyor. İşte bu migren şeylerinde, auralar içinde en sık gördüğümüz nedir derseniz, bunlar içinde en sık gördüğümüz vizüel auralardır. Ve vizüel auralardan da en sık gördüğümüz sinktilasyon skotomudur. Bakın slaytta da görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle sinktilasyon skotomu dediğiniz şey tabii böyle yanıp sönmez de ben dikkatinizi çeksin diye yanıp sönene koydum. Kenarları tırtıklı görme alanı defektidir. Oldu mu? Kenarları tırtıklı görme alanı defektidir. En sık gördüğümüz aura tablosudur. Vizüel auralar içinde sinktilasyon skotomu dediğimiz tablo. Ve burada arkadaşlar önemli noktalardan biri de şu. Klasik baktığınız zaman tipik auralı migrenlere ne eşlik etmez? Motor güçsüzlük eşlik etmez. Tamam mı? Motor güçsüzlük eşlik etmez diye
söylüyoruz bunlarla ilgili olarak. Diğeri ise hemiplejik migrendir. İşte eğer auralı migrene, auralı bir migrene, tamam mı, motor güçsüzlük eşlik ediyorsa buna da hemiplejik migren adını veriyorsunuz. Normal, unutmayın, tipik auralıda motor bulgu yok. Eğer motor güçsüzlük varsa buna hemiplejik migren diyorsunuz. Önemli, lütfen unutmayın. Bir diğeri baziller tip migren. Bunu sevebilirler. Karşınıza gelebilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Şundan dolayı daha böyle oksipitale yerleşmiş bir baş ağrısı olarak karşınıza geliyor. Ve buna eşlik eden işte körlük, vertigo, ataksi, dizart, retinitis, perioral parestezi gibi beyin sapı bulguları var. Zaten bak, ismi de buradan geliyor. Baziller migren. Neden baziller migren diyorlar? Baziller semptomlara benzer semptomları içerdiği için bu yüzden baziller migren adını veriyorlar. Oldu mu? Genelde böyle genç kız, oksipitale yerleşmiş baş ağrısı, körlük, tamam mı, vertigo gibi klinik bulguların ön planda olduğu süreçte karşınıza gelebilir. Genelde bak, klinikte çok ön planda olmasa da TUS'ta bu perioral parestezi, ağız çevresinde uyuşmayla sorabiliyorlar. Aklınızda bulunsun, önemli. Diğer retinal migren, adından da belli değil mi? Baş ağrısına tek gözde fotopsi ve görme kaybı gibi semptomlar eşlik ediyor. Yani retinayı tutmuş migren gibi düşünebilirsiniz. Retinal migren diye söylüyoruz. O yüzden ne olursunuz dikkatli olun bunları ayırırken. Oftalmoplejik migren, bu da daha çok çocukluk çağında ortaya çıkıyor ki baş ağrısı tek taraflı retroorbital yerleşmiş bir süreç ve buna eşlik eden adı üstünde oftalmopleji tablosu, yani o tarafta pitoz ve 3. kraniyel sinir felcinin eşlik ettiği tablo olarak geçiyor. Buna da oftalmoplejik migren adını veriyorsunuz. Eşlik eden bulgulara bakarak bu süreci söylersiniz. Arkadaşlar bakın, şunu unutmayın. Bu da önemli, bu söyleyeceğim şeyde. Aurasız migren dediğiniz şeyde adam gelir, başı ağrır, başı ağrıdığı dönemde bulantı kusması olur, ışık ses bunu rahatsız eder, sonra baş ağrısı geçer. Tamam mı? Bu nedir? Bu aurasız migrendir. Halbuki auralı migren böyle değil. Auralı migren için derler ki törenle gelir, törenle gider. Ne demek törenle gelir, törenle gider? Yani auralı migrenlerde önce bir 3-4 gün önce prodral mal dönem başlar. Böyle bir gerginlik, anksiyete gibi, huzursuzluk gibi şeyler olur. Zaten klasik auralı migren hastaları anlar migrenin geldiğini. Ondan sonra baş ağrısı başlar tek taraflı zonklayıcı. Ondan sonra nörolojik bulgular başlar. Ama ondan sonra baş ağrısı, nörolojik bulgu 3-4 gün neyse geçer. Geçtikten sonra da 1-2 gün sersemlik sürer. Tamam mı? Böyle sersemlik hissiyle ortada gezinirler. O yüzden auralı migrenler törenle gelip törenle giderler diye de söylüyoruz. Bunu da unutmayın. Eğer migren atakları ayda 8'den fazla gözüküyorsa ya da ayın 15 günü ağrılı geçiriyorsa buna kronik migren diyorsunuz. Eğer migren atağı 72 saatten uzun sürüyorsa buna da status migrenosus ya da migren statüsü adını veriyorsunuz diye de söylüyoruz. Bir önemli noktalardan biri de migren tedavisi. Aslında çok basit. Migren tedavisi için basamak tedavisi esastır arkadaşlar. Yani olay en basit düzeyde analjeziklerle başlar. Nansteroidler, parasetamol gibi. İşte ergotlar, ondan sonra 5-hidrokstriptamin agonistleri, ondan sonra da narkotikler. Akut dönemde bunları kullanabilirsiniz. Şu an için migrende klasik tedaviye yönelik olarak en çok tercih ettiğimiz ajan nedir derse 5-hidrokstriptamin agonistleridir. Oldu mu? 5-hidroksitriptamin agonistleridir. Yani triptanlardır. Sumatriptan, zolmitriptan gibi ajanlardır. Yalnız bakın, burada da şunu unutmayın arkadaşlar. Migrende akut atakta agonistler, profilakside antagonistler kullanılır. Yani akut atakta 5-hidroksitriptamin agonistleri, yani triptanlar. Profilakside işte 5-hidroksitriptamin antagonistleri kullanılır ve bu ikisi birbirinin yerine kullanılmaz. Çünkü süreci kötüleştirebilirler. Tamam, bunu da unutmayın. Zaten genelde hasta analjezik içmiş oluyor, ağrı kesici. Bir işe yaramıyor. Triptan veriyorsun. Eğer durursa duruyor. Durmazsa da artık narkotiklere yönelirsin. Ama tabii narkotiklere de dikkat etmek lazım, bağımlılık potansiyellerinden dolayı. Diğeri ise profilaksi. Profilakside çok geniş spektrumlu ilaçlar var. Bakın, görüyorsunuz slaytta da anti-inflamatuarlar var, trisiklikler var, beta blokörler var, yine ergotlar, antikonvulsanlar, kalsiyum kanal blokörleri. Bunların hepsini kullanabilirsiniz ama şu an için günümüzde migren profilaksisine yönelik öncelikli tercih ettiklerimiz nedir derseniz trisiklik antidepresanlar ve beta blokörleri profilakside öncelikli tercih ediyoruz. Dediğim gibi bakın, bu metizercit ve pizotifen, bunlar ne? Antagonistler. Bunlar profilakside kullanılıyor ve
nerede kullanılmıyor? Akut otakta kullanılmıyor. Ben sormam ama yine farmakologların ve arkadaşlar Metis Ercit'in retroperitoneal fibrozis yaptığını size sorabileceğini de unutmayın. Önemli özelliklerinden biri de bu. Bir diğer grubumuz ne? Trigeminal oftalmik baş ağrıları. Trigeminal oftalmik baş ağrıları dediniz ama bunun klasik bir görüntüsü var. Otonomi diyoruz biz buna. Nedir? İşte pitoz miyoz gibi parsiyel Horner bulgularının ortaya çıktığı ve bu miyoz pitoz gibi parsiyel Horner bulgularına eşlik eden gözde kızarıklık, gözde yaşarma, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı gibi parasempatik hakimiyetin ön planda olduğu bir tablo. Buna ne diyoruz? Otonomi diyoruz. İşte bu otonomi sürecinin eşlik ettiği tabloda da trigeminal otonomik baş ağrıları olarak karşınıza geliyorlar. İşte bunların içinde en meşhuru ve yine iyi bilmeniz gerekeni küme tipi ya da cluster tipi baş ağrıları. Bunlar arkadaşlar migren ve gerilim tipinden sonra en sık gördüğümüz baş ağrısı oluyor ki genellikle erkeklerde böyle 30'lu yaşlarda daha ön planda sigara yine önemli bir etken faktör olarak karşınıza gelebiliyor. Burada ağrının karakteristiği önemli. Bunu kullanıyorlar sınavlarda da dikkatli olun. Tek taraflı, şiddetli, kısa süreli bir baş ağrısı olarak geçiyor ve bu baş ağrısı özellikle orbital, supraorbital, temporal dediğimiz göz etrafına yerleşiyor. Tamam mı? Yani bu cümleyi sakın unutmayın. Göz etrafına yerleşmiş, çok şiddetli, kısa süren ağrılar. Tamam mı? Bu tipik olarak trigeminal otonomik baş ağrılarından küme baş ağrısının özelliği. Birinci özelliği bu. Bunu unutmayın. Neymiş? Tek taraflı, şiddetli, kısa süreli göz etrafına yerleşmiş ağrı. İkincisi genç erkek olacak. Tamam mı? Genç erkek olacak. Etti sana iki. Üçüncü önemli özelliği işte bu demin söylediğim otonomik bulgular. Parsiyel Horner artı burun akıntısı, göz yaşarması, gözde kızarıklık gibi parsiyel Horner bulgularını eşlik ettiği süreç. Tabi bunlara bağlı işte bradikardi hipertansiyon gibi sistemik bulgular da olabilir ama hani sınavda konumuz nöroloji falan olduğu için daha çok böyle üst taraf yani yüzde başla ilgili bulgularını veriyorlar ama tabi sistemik olarak da bu bulguları görebilirsiniz. Genç erkek 1, göz etrafında şiddetli ağrı 2, 3 neydi? Otonomi bulguları, göz yaşarması, burun akıntısı, parsiyel Horner bulguları var. Dördüncüsü de ne? Dördüncüsü de ve belki de en önemli özelliği nedir arkadaşlar? Bu ağrıya ismini veren özelliği. O da nedir? Atakların belli dönemlere kümeleşmesidir. Yani bu hastalarda ağrı atakları belli dönemlere kümeleşirler, yığılırlar, toplanırlar. O yüzden zaten ismi buradan gelir, küme baş ağrısı. Ağrı ataklarının belli döneme kümelendiği baş ağrısı olarak karşınıza gelir diye söylüyoruz. Sonuncu sorusu da tedavisi. Bunu her şeyini sorarlar. Bak çok severler. Yıldızlı sınav sorunuzdur. Bunu da unutmayın. Akut atakta oksijen verilmesiyle bileceksiniz ve triptanları şu an için öncelikli tedavide kullanıyoruz. Aslında şöyle arkadaşlar, biz sizin gibi öğrenciyken buralarda bize derlerdi ki bu küme baş ağrılarında oksijen artı steroid, ağrı başlangıcıyla steroid verin. Hala steroidin tedavide yeri var mı? Var ama şu an için öncelikli birincil tedavisi oksijen artı triptan oldu artık. Oldu mu? Bunu kullanıyorlar. Bunun TUS'ta sorulmuş bir diğer sorusu profilaksisi. Bunu da iyi bileceksiniz. Profilaksisinde de yine en sık neyi kullanıyoruz? Verapamil'i kullanıyoruz. 3 yıldız. Tamam mı? Bu da önemli. Bakın sizin için böyle komik karikatürümsü ama bu olayı anlatan tıp şeyleri de var. Nörolojide özellikle çok kullandım bunları. Küme tipi baş ağrısı. Görüyorsun sen de slide'da. Genç erkek göz etrafında şiddetli bir ağrı var. Göz yaşarması, burun akıntısı gibi semptomlar eşlik ediyor. Baktığınız zaman ağrı belli dönemlere yığılıyor ve oksijenimiz, verapamilimiz profilakside, tedavide oksijen artı triptan. Bunu da unutmamanızı istiyoruz. Bir diğeri paroksismal hemikrani. Bu da yine trigeminal otonomik baş ağrılarından bir tanesi olarak karşınıza geliyor. Bu da daha çok 20-40 yaş arası kadınlarda karşımıza geliyor. Oldu mu? Yine hep aynı tarafta şiddetli ortaya çıkan kısa süreli remisyonsuz baş ağrılar olarak geçiyor. Arkadaşlar bunları kitaplarda işte kronik paroksismal hemikrani, epizodik paroksismal hemikrani diye okuyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle fakültede ya da derslerde gelip hemen soruyorlar. Hocam işte bu kronik neye göre? Ben epizodik okudum, sen kronik okudun. Ya sonuçta bu baş ağrısında da paroksismal hemikrani. Eğer hiç aralık vermeden gidiyorsa kronik paroksismal hemikrani. Ara vererek gidiyorsa epizotlarla epizodik paroksismal hemikrani diye geçiyor. Baktığınız zaman 45 dakikaya kadar sürebilen, 20'ye kadar çıkabilen gün içinde ağrı ataklarıyla geliyor. Bunda da yine otonomik bulgular var, oldu mu? Göz yaşarması, burun akıntısı, parsiyel Horner bulguları bunda da var. Bunu zaten size sınavda soracaksa arkadaşlar mutlaka beraberinde vereceği şey şu.
indometazinle bu ağrının tamamen kontrol altına alınması önemli. Bak, bir kadın hasta geceleri derler, daha çok geceleri belirgin hale geldiğini söyleyebilirler. Üç, şu boyun rotasyonuyla şiddetlenir derler. Tamam mı? Boyun rotasyonuyla şiddetlenir diye söylerler. İşte kadın hasta geceleri daha belirgin ortaya çıkan, boyun fleksiyon ve rotasyonuyla şiddetlenen, indometazine dramatik yanıt veren otonomik semptomların eşlik ettiği baş ağrısı paroksismal hemikranidir diye söylüyoruz. Bundan sonrakiler biraz daha nadir, özellikli ve sınavda belki bir tık daha geri planda detay bilgi olarak sorgulanabilecek sorular. Bunlardan biri SANK ya da SUNK, nasıl okuyorsanız SANK sendromu olarak geçiyor. Aslında bununla ilgili çok bir şey bilmeye gerek yok. Neden bilmeye gerek yok? Hastalığın bütün ismi, bütün özellikleri isminde var. Zaten ismi oradan geliyor. Hastalığın klinik bulgularının baş harfleri. Nedir SANK sendromu? Short, unilateral, tamam mı? Nevralji form, konjüktival injections artı tearing, tamam mı? Kısa süreli, tek taraflı nevralji form ağrıların olduğu, göz konjüktiva bulgularının eşlik ettiği, gözde kızarıklık gibi ve göz yaşarmasının eşlik ettiği baş ağrısı olarak geçiyor. Genelde yakıcı, uyucu ve elektrik çarpması tarzında, biraz daha ileri yaşlarda 5 ile 240 saniye, yani 3-4 dakika kadar sürebilen, 200'e kadar çıkabilen ataklarla karakterize süreç SANK sendromu diye geçiyor. İşte 30 yaşındaki erkek hasta yaklaşık bir yıldır ayda birkaç kez tekrarlayan, genellikle bir gün süren, başının tümünde hissedilen şiddetli ağrı ve mide bulantısı şikayetleriyle başvuruyor. Öyküsünden badanacılık yaptığı, baş ağrısının olduğu günlerde çalışırken ağrısının daha da şiddetlendiği, bazı günlerde ise ağrı nedeniyle işe hiç gidemediği öğreniliyor. Hasta evde kaldığında da çocuklarının sesinden bile rahatsız olduğunu belirtiyor. Ağrısının ne zaman başlayacağını önceden kestiremediği için işleriyle ilgili planlarının aksadığını söylüyor. Bu hasta için el ustanınız ne? Şimdi baş ağrısı var, erkek hasta, bir gün sürüyormuş, başının tümünde hissediliyormuş, badanacılık yapıyormuş, çalışırken ağrısı kötüleşiyormuş, bazı günlerde ağrı nedeniyle işe gidemiyormuş. Ne dedik? İş gücü kaybı eşittir. Evet, bravo. Migren, değil mi? Aurası var mı, eşlik eden nörolojik semptom var mı? Yok. O yüzden nedir diyoruz? Aurasız migrendir diye söylüyoruz bunlarla ilgili olarak. 38 yaşında bayan hasta, kadın yazmak lazım. 38 yaşında kadın hasta, 6 aydır devam eden başın arka kısmında zonklayıcı baş ağrısı şikayetiyle nöroloji polikliniğine geliyor. Hikayesinden ağrıya sol gözünde geçici görme kaybının ve denge bozukluğunun eşlik ettiği anlaşılıyor. Yukarıdaki hastada en olası tanı nedir? Ne demiştik? Genç kadın hasta, oksipital ve lokalize baş ağrısı ve buna eşlik eden beyin sapı, yani baziller bulgular ismi de buradan geliyordu. Neydi? Baziller migrendi, değil mi? Baziller migrendi diye söylüyoruz. 62 yaşında erkek hasta, 20 yıldan bu yana yılda birkaç kez gelen baş ağrılarından yakınıyor. Ağrı yaklaşık 30 dakika süreyle sağ göz içinde ve göz arkasında, sağ şakakta hissediliyor. Gün içinde 4 kez, geceleri de 1 kez aynı şekilde ağrı oluyor. En olası tanı ne? Bak, erkek hasta 1, tamam mı? Göz etrafında yerleşmiş 2, günde 4 kez, geceleri 1 kez, yani küme yapmış 3. Tamam mı? En olası tanımız nedir? Küme baş ağrısıdır. Erkek hasta hemen daima göz etrafında belli benlemlere kümelenmiş, otonomik bulgularını eşlik ettiği baş ağrısı. Bunda otonomi bulgularını vermemiş. 45 yaşında kadın hasta, 1-2 aydır sağ alın ve göz bölgesinde şiddetli baş ağrısı yakınmasıyla başvuruyor. Ağrı şimşekvari karakterde 30-40 saniye süreli, pardon göremedik gözleri bozuk yaklaşayım, günde defalarca ineleyen ağrı atakları arasında iyi olduğunu belirten hasta, ağrılar esnasında o gözünün kızarıp yaşardığını, burnunun aktığını, alnının terlediğini söylüyor. Nörolojik bakısı normal olan hasta için en olası tanı ne? Neymiş? Şimşekvari bir ağrısı var, defalarca tekrarlayan ağrı atakları var, ataklar arasında iyi, atak sırasında gözü kızarmış, burun akıntısı olmuş ve alnının terlediğinden bahsetmiş. Nedir işte? SANK sendromudur, değil mi? Short unilateral nevralgiform conjunctival injections and tearing'in
baş harfleri.